Efendim merhaba. Evet, yine bugün çarşamba ve her çarşamba olduğu gibi Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Sayın Reşat Akar'la birlikte programımıza başlıyoruz. Tabii bugün öncelikli gündem maddemiz iç konular, ekonomiyle ilgili konular olacak. Zaten Kıbrıs müzakere sürecini takip ediyoruz, sürekli yorumluyoruz. Yarın liderler yeniden buluşacak. Bakalım oradan ne çıkacak, onu yine konuşmaya devam ederiz. Ama özellikle son iki gündür Diyalog Gazetesi'nin de manşetinde taşıdığı GSM'lerle ilgili harcadığımız para, diğer ülkelerle karşılaştırıldığındaki ülkemizdeki durumu, fiyat olarak durumu, özellikle paketlerin ve bunun üzerine bir de yeni zam beklentisi var. İlaçlar konusu çok önemli. Özellikle bu hasta olduğumuz, yani kalp gibi, tansiyon gibi, ki Kıbrıs Türk toplumunda ciddi anlamda oran olarak da yüksek hastalıklar bunlar. Bunun yanı sıra tabii kış mevsimini geçiriyoruz. Çocuk ilaçları vesaire, tüm ilaçlara gelen bir zam var. Hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor tabii bunlar. Bunların üzerine bir de Türk lirasının erimesi pozisyonu var ki cebimizdeki para da azalıyor. İşte bunların arasında geçim derdi devam edip gidiyor. Bunları biraz yorumlamaya çalışacağız bugün. Hoş geldiniz Sayın Akar. Hoş bulduk. Evet, dilerseniz dünkü manşetimizden başlayalım. Mecliste de gündeme gelen GSM ki artık 7'den 70'e diyelim, herkesin kullandığı, neredeyse bilgisayarın yerine geçen, internetin hayatımızın içine girdiği ve bunları tabii fiyat olarak da ödediğimiz hizmetler olarak karşımıza çıkan bir pozisyon. Diğer ülkelerle olan uçurum ve geldiğimiz noktada yeni bir zam beklentisi. Nereye varacak bu işler? Nasıl insanlar elde ne gelir, ne yapabilir? O da ayrı bir konu ama hemen vakit geçirmeden başlayalım biraz konuşmaya. Evet, sevgili Aytuğ, teşekkür ediyorum. Tüm izleyenlerimize de sevgi saygılarımızı gönderiyorum. Şimdi bu cep telefonu kullanımı, tabii öncelikle tabii fiyatlar yüksek, bunu konuşacağız ama bir de bizim hayatımıza giriş şekli, bizim bunu hangi amaçla kullandığımız konusu çok önemli. Ben bir hafta önce Lefkoşa'da yakın ruh hastanesine gece geç vakitte bir yakınımı götürdüm. Şiddetli grip algısı vardı, soğukluğu vardı. Orada kendisine sırım bağladılar. O beklediğim süre içerisinde bir saat kadar yanındaki yatakta bir bayan nefes alma sorunu yaşıyormuş. Kendisine maske koyuyorlar. Maske her 10 dakika çalışıyor. 10 dakikadan sonra bir 5 dakika çıkarıyorlar. Yanında da eşi oturuyor. Bakıyorum, nefes almakta zorlanan bayan maske çıktığı zaman yüzünden o dinlenme saatinde hemen cep telefonu çıkarıyor yastığın altından, başlıyor Facebook yazışmasına. Kocası zaten hiç durmadan. Kocası bir bakar o kadına, devam. Kadın da çıkarıyor yastığın altından. Sonra geliyorlar, maskeyi takıyorlar. Kadın mecburen gene telefonu koyuyor yastığın altına. 10 dakika geçiyor, 10 dakika sonra gene Facebook. Şimdi bu gerçekten bizim kültürümüzle orantılı bir durumdur diye düşünüyorum. Araba kullanırken mesajlaşma, bir Avrupa ülkeleriyle bizi kendimizi kıyaslayalım. Hangi Avrupa ülkesinde araba sürerken bu kadar, bizdeki kadar yaygın mesajlaşma var? Daha önce konuşmuştuk, İngiltere artık yeni bir yasa geçiriyor ve bu yasa çerçevesinde araç kullanırken cep telefonuyla mesajlaşan bir sürücü eğer kaza yapıyorsa ve birisinin ölümüne neden oluyorsa bu kaza, o sürücü artık ömür boyu hapis cezası alacak. Hiç dışarıya çıkma yok. Kraliçenin yakınıyım, İçişleri Bakanı amcamdır. Böyle bir durum olamaz. Ömür boyu hapis yatacak. Biz de hala çok kişiyi kaybettik. Bu yüzden hala bir önlem yok. Polisin rutin zamanlarda yaptığı denetimlerin sonuçları açıklanıyor. Bakıyoruz. Haftada bir 15'te bir açıklıyor polis.
her 4 sürücüden bir tanesi, hatta son hafta daha yüksek çıktı, 3 taneden bir tanesi rapor ediliyor. Neden? Ya cep telefonunda konuşuyor, ya aşırı sürat yapıyor, ya alkollü bulunuyor. Şimdi bunları görünce insan, eğer ülke yönettiğini iddia ediyorsa ve hakikaten bu ülkeye hizmet için siyasete girmiş ise, bunu iddia ediyorsa, hele hele de bakan oluyorsa, hele hele de üst kademe yöneticisi oluyorsa, müsteşardır, müdürdür falan, milletvekilidir, bu işlere bir çözüm getirmeleri gerekiyordu yıllar öncesinden. Getirmedi. Ama bu taraftan bakıyoruz, hemen hemen herkes geçim sıkıntısından söz ederken, bakkala gidiyor adam, artık bir ekmek alıyor, sütü bile ya alıp poşete koyuyor ya poşetten geri çıkarıyor. Cebe baktığında para yok. Ama cep telefonu parası aydan aya geldiği için ay başı maaşlarını dengeliyor, ödeme şeylerini veya kredi kartıyla. Cep telefonunda korkunç kullanım vardı. Bakıyor bu firmalarda, GSM şirketleri, müsait bir toplum var, çok kullanıyor. Onlar da istedikleri gibi bu ülkeyi idare ediyorlar. Şimdi iki tane GSM şirketi, daha önce de konuştuk bunu, Türkiye'den çok farklı fiyatlar uygulanıyor burada. Ayrıca biz hep neyi konuşuyoruz? Diyoruz ki tek kurtarıcımız Türkiye. Türkiye ile her konuda bütünleşelim. Türkiye'de ucuz 1 lira olan domates bizde 3 lira 5 lira diye de şikayet ediyoruz. Ama Türkiye'de 16 euro olan cep telefonu konuşması, bizde 40 euro boynumuz bükük seyrediyoruz. Neden? Bu bir oyuncak oldu elimizde. Oyuncağı bırakmak istemiyoruz. Bırak bakalım oyuncağı bir hafta elinden. Ne olur bu ülke? Şimdi Sayın Ferdi Sabitçöğer çok güzel bir konuşma yaptı mecliste 2 gün önce. Ve 2014 yılının Kasım ayında hazırlanmış bir raporu toplumun, halkın, milletin bilgisine getirdi. Bir daha bu rapor neden saklanıyor? 2014 Kasım nerede? 2017 Ocak nerede? 2 yılı aşkın bir süre bu rapor gizlenmiş. Halbuki bu raporu hazırlayan devletin bir kurumu, Bilişim Teknolojileri Haberleşme Kurulu. Kasım 2014 tarihli raporuna göre Türkiye'de 500 dakika konuşma hakkı. Gene aynı şirketler, isimlerini vermeyeyim, reklam olmasın. Yani buradaki şirketler 500 SMS hakkı, 5 GB internet. Fiyatı 16 euro. Maliye, halka yansıttıkları vergiden önceki maliyet bu. Vergiden önce. Şimdi bizde ona da geleceğim. Diyorlar ki işte efendim bizde vergiler çok yüksektir de falan filan. Tamam, doğrudur. Ama bu vergi önceki rakamdan konuşuyoruz. Bizde ise aynı hizmet 40 euro. Gene sıralıyor Sayın Ferdi Sabitçöğer, İngiltere, Güney Kıbrıs, Malta, Fransa, Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelerde acaba nedir? Gene bakıyoruz, bizim fiyatlarımız ortalama Avrupa ülkelerine göre %40 daha pahalı. Şimdi Sayın Ferdi Sabitçöğer bunu ortaya koyduğu zaman ilgili bakan çıkıp meclis kürsüsünden şunu demesi lazım: özür dilerim, İlgilenmedim, ihmal ettim, işim değil, anlamıyorum, ekibim anlamıyor, bakmadım veya GSM şirketlerini rahatsız etmek istemiyorum, bu benim politikamdır deyip özür dilemesi lazım. Ama öyle yapmadı. Bakalım, araştıralım falan dedikten sonra ne dedi? Çok ilginç bir laf etti orada. Düz mantık meselesidir bu dedi. Neymiş? O ülkelerde diyor nüfus çok, fiyatlar da düşer. Arkadaş, kavun karpuz almıyorsun ya. Kavun karpuz almıyorsun ya. Sen burada cep telefonundan konuşuyoruz. Maliyeti nüfus çok olduğunda nasıl fark eder cep telefonunun?
Tam aksi olması lazım. Çok büyük coğrafya, çok daha fazla yatırım. Yani geniş alana. Gerekir. Çünkü bunları teknolojik yatırım gerektirir. Şimdi ben ona bir örnek vereceğim. Malta'dan. Malta'nın nüfusu 450 bin. İddia ettiği gibi 100 milyon, 200 milyonluk bir nüfus yok. Bizim nüfusumuz kaçtır? 300. Eski sayıma göre 320 bin. Ama 100 bin talebe var şimdi. Bunların 65-70 bini Türkiye'den. Asker var. Asker aileleri var. Talebe aileleri var. Bir baktığımızda buradaki nüfus Malta'nın üzerindedir şu anda. Hem de çok üzerindedir. E nasıl oluyor da biz gene Malta'nın %40 daha pahalı siz bu ülkede? Nasıl? Bunun bu düz mantığı bana anlatsın Sayın Bakan. Bunun mantığı aslında bir vatandaş olarak baktığımda ben bu GSM şirketleriyle kol kola yürüdükleridir bu siyasilerin. Bu açıktır. Hiç bunun arkasına saklanmasınlar. Çünkü bu şirketler ticari faaliyetlerini istedikleri etkinlikte yürütebilmek için bazı önemli kişilerle, kurum kuruluşlarla kol kola yürümeyi çok iyi beceriyorlar. Bu konuda uzmanlıkları vardır. Siyasiler başta. Onları güzel onur ediyorlar mutlaka. Bir kısmın, hepsi değilse bile. Medyanın bir bölümünü idare ediyorlar. Maaş bağlıyorlar. Görev veriyorlar. Şu yapıyorlar, bu yapıyorlar. Bir takım ilişkiler oluyor. Şimdi burada tabii önemli olan devletin uyguladığı politikada. Mesela Sayın Günay Çerkez buradaki bir şirkette büyük hissedar, bu cep telefon şirketinde ve eski ticaret odası başkanı olarak yiğne bizim stüdyolarımızda Çiğdem Hanım'ın konuğu oldu. Orada ne dedi? Bizde dedi çifte vergilendirme var. Topladığımız 100 Türk lirasının 65 TL'sini devlet alıyor elimizden dedi. Devlet vergileri düşürsün, bize fiyatlar düşürelim dedi. Ama yine tekrar söylüyorum, burada Sayın Soyer'in açıkladığı rapor vergiden önceki rakamları kapsıyor. Sayın Çerkez'in söyledikleri vergilerle ilgili fahiş oran. Şimdi demek ki hem şirketlerden kaynaklanan sorun var, hem devletin bizzat kendisinden kaynaklanan sorun var. Bu kadar yüksek vergiyi alıyor ve bu devlet acaba bu paraları ne yapıyor? Aynı bakanlığın uhdesinde sağlanan gelirler. Bu sağlanan paralarla bize daha iyi koşullarda internet olanağı, daha iyi koşullarda telefonda konuşma olanağı sağlıyor mu bu devlet? Hayır. Halen birçok yerde, özel turistik otellerin bulunduğu bölgelerde bile cep telefonları doğru dürüst çalışmıyor. Otelin lobisine girdiğinizde cep telefonunun çekme gücü çok düşüyor. Devlet zaten ondan eline eteni çekti. Şirketler yapıyor onu da. Yani yatırımlarında. Devlet hiç yok ki orada. Hiç yok. E bu sağladığı paralarla ne yapıyor bu devlet? Bu kadar yüksek vergiyle. İşin daha enteresan boyutu var. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak en büyük gelir kaynağımız, en büyük umudumuz nedir? Turizmdir. Eğitim, en fazla turist nereden geliyor? Türkiye'den. %90'ı, 92'si Türkiye'den geliyor. Adam veriyor uçak biletine 300 TL mesela. Otele de veriyor 1000 TL, etti 1300. Geliyor Kıbrıs'a, burası diyor yavru vatan, kimlikle geldiğime göre aynıdır Türkiye ile diyor. İnternet üstünde açık, adamın Türkiye'deki gibi kalıyor. Bir gidiyor Türkiye'ye, fatura geliyor kendisine 1800 lira. Otelin uçak parasının iki katı fazla telefon faturası geliyor. Roaming'e giriyor çünkü. Bu konuyu bile Türkiye ile, ya zaten aynı şirketler kendi aralarında anasıyla yavrusu burada, ana şirketiyle yavru şirket oturup konuşup da çözemezler miydi bu kadar zaman? Çözerlerdi. Ama burası nasıl bir yerdir? Yolunacak kaz gibi bakıyorlar buraya. Bu ülke nasıl kalkınacak? Ondan sonra da B planı mı? Hangi B planı ama? Anlamadım ben. Nedir bu B planı? Tayvan olamazsın. Nasıl Tayvan olacaksın sen? Bu zihniyetinle, bu kafalarla nasıl Tayvan olacaksın? Elektrik dünyanın en pahalısı. Cep telefonu dünyanın en pahalısı.
Sabit telefonlar çalışmıyor. Arıza olduğu zaman devlet kapattık o defteri. Kapattılar defteri. Peki özelleşir, aa yıkarız seni. Onlar da geri duruyor. Ne yapacak? Özelleşecek. Ya böyle kafalarla, böyle zihniyetlerle hiçbir şey olmaz. B planımız değil, hiçbir şeyimiz yoktur. Konuşmasınlar böyle. Olmuyor. Ne demek ne? Ne demek bu? Bu kadar pahalılık içerisinde hiçbir şey olmaz. Ben vallahi billahi yatırımcılara acıyorum, bu ülkeye gelenlere. Acıyorum. Eğer ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir tane taş satın almaya korkar hale geldiysem bu ülkeden, yatırımcıya acıyorum ben. Niye gelsin? Niye gelsin? Niye yalvarsın bunlara? Hiçbir şeyine yardımcı olmuyor. Sen bu ülkenin, ama bir şey konuştuğum zaman ha kendi menfaatini düşünüyor diyorlar. Ne ilgisi var arkadaş? Sen bana burada elektriği Türkiye'nin çok üzerinde bir fiyatla sunuyorsan, sen bana haberleşmeyi Türkiye'nin çok üzerinde bir fiyatla sunuyorsan, sen bana yiyecek ve içeceği Türkiye'nin çok üzerine bir fiyatla sunarsan, ben nasıl rekabet edeceğim, nasıl mücadele edeceğim? Mümkün değildir böyle bir şey olsun. Evet. Mümkün değildir. O nedenle hiç bana başka onlardan bunlardan da Tayvanlaşma söylemese böyle Tayvanlaşma olmaz. Yapılması gereken, bakıyorum şimdi müzakere sürecinde de, işte ilk defa şu uyumuz da oluyor, olacak da, ilk defa bu uyumuz da olacak. Onlar da şahsen beni hiç tatmin etmiyor. Neyimiz olacak? Yani olduğundan olacak yani. Neyimiz olacak? Esas şu anda tartışılmakta olan bizim geleceğimiz, hayatta kalıp kalmayacağımızla ilgili güvenlik konusudur. Bundan da asla ve katla ne Türkiye ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti taviz veremez. Şimdi, bundan bunu da yapamayacağına göre bu iş olmayacak demektir. Olmayacaksa veya olacaksa da niçin ben Rum'un yanında ezik olayım arkadaş? Niçin ben boynu bükük olayım? Niye şu anda alay ediyorlar bizimle? Üf dersek bunlara, biz öyle bir ekonomi var, yıkılacaklar yer ediyorlar. Tam yeri gelmişken bir rakam vereyim size. Muhtemelen görmediniz daha bugün ki Rum basınında var. Rum İçişleri Bakanı Asikos açıklama yaptı. Vatandaşlıklardan yurt dışında, yani yabancılara verilen vatandaşlıklardan devlet 3.3 milyar euro kazandığı, ekonomi anlamında nedenli bu kadar ekonomik sıkıntının içerisinde bu politika ile hem yatırımın önünü açtıklarını hem de sadece vatandaşlıklardan 3,3 milyar euro devletin kazanç sağladığını söylüyor. Bize yatırımcıyı getirdiğinizde nasıl kaçacağını, özellikle de hani Londra'dan falan gelen Kıbrıs Türk yatırımcılar nasıl kaçırdığımızı. Onlar kaçtı terk etti burayı. Çünkü telefon bağlatmak istiyor, gelmiyorlar. Gidiyor, geliyor, gelmiyorlar. Gidiyor, bakanı görüyor, görebilirse. Bakanı görmek için de partinin önemli yağlı insanlarını bulacak güçlü. Onları gidecek, ikna edecek. Onlar gidecek bakana, randevu alacak. Bakana söyleyecek, bakan bakalım diyecek. Daire müdürünü alacak, daire müdürü imkansızlıklardan söz edecek. Personelin izinde olduğunu söyleyecek. Kablo eksikliği, bilmem ne eksikliğinden söz edecek. Ha öyle mi falan diyecekler. Bu şekilde kalacak. Adam tabii ki bu ülkeye geldiğine, geleceğine bin pişman olup çekip gidecek. Şimdi şu andaki manzara budur. Bunu hepimiz de biliyoruz. Bunu aslında hangi siyasiyle konuşursak konuşalım onlar da biliyor. Ama buna rağmen hiç kimse de cesaretle bu işlerin düzeltilmesi için yapılması gerekeni yapmıyor. Sen bir daha bu telefon kuruluşunu, telekomünikasyonu sürdüremiyorsun arkadaş. Bak bugün bizim şu anda konuştuğumuz sıralarda Kıbrıs Türk Hava Yolları ile ilgili araştırma, meclis araştırma raporunun açıklanmasını bekliyorum. Hazırlandı rapor. Bir parti toplantıyı terk etti, imzalamadı bunu. Neden? Onun döneminde çünkü esas büyük şeyler oldu. Şimdi bu siyaset yapısı bizi nereye götürecek? Nasıl geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini teslim edeceğiz bunlara? Şimdi Kıbrıs Türk halkının ezici bir çoğunluğu, olası bir çözümden sonra Rumların bize ciddi baskı uygulayacağını biliyor. Hele garantörlükler kalkarsa çok ciddi sıkıntılar yaşayacağımızı biliyor. Ezici bir çoğunluk Rumlarla karma bir şekilde yaşamak istemiyor. Güvenmiyor çünkü. Giderim tavernasında yemeğimi yerim, sirta oynamak istersem, canım çekerse oynarım. Alışveriş yapacaksam yaparım. Ondan sonra çıkarım gelirim kendi bölgemde, kendi güvenliğimde, kendi askerimin bana sağladığı güvenlik ortamında korkusuzca, endişe duymadan uyurum. Bu başka bir şeydir. Karma bir şekilde yaşamak,
Ve sabah uyandığın zaman karşına 7-8 tane komşunun çoğunlukla onların olduğunu görmek. 74 öncesinde çünkü yaşandı bunlar. Her an kapının önünde bir tane dinamitin patladığını görmek, duymak, silah sesleriyle uyanmak. Bunlar seni ürkütür ve bu ülkeden göç etmeye zorlar. 74 öncesinde göç edenlerin ezici bir çoğunluğu bu nedenle göç etmiştir. 63'lü yıllarda bu nedenle göç etmiştir. Şimdi bazıları bunları bilmeden ne kaçtınız ya siz falan der. Ya o imkan buldu gitti, ne yapacaktı bombaların altında? Çocuklarını, ailesini kurtarmak için gitti. Sen de bulsaydın sen de gidecektin. Giden gitti. Niye suçlayacaksın? Sen onları kaçıranları suçla. Sen onları kaçıranlara karşı tedbir al. Ama şimdi ne hale geldi insanımız? Bakıyor, her gün yollarda insanlar ölüyor. Kazalar. Ne oldu? Tedbir yok. Ne oldu? Daha güzel yollar yapılacağına, daha ciddi tedbirler alınacağına Cikros da açılıyordu. Son anda uçurumun kenarından dönüldü. Herhalde başbakan müdahale etmiş, geri çekmiş iddiaları var. Cikros'a ağır yük vasıtalarının konması ne demek yani? Olası bir freni patlasa. Oldu bunlar geçmişte ve ne bu önlemler şey alındı. Oldu bunlar geçmişte. Bu senin bir tane tek turizm yolun. Girne. Peki çift şerit olması gereken, biz dün Esentepe'ye giderken ne zorluklarda gittik? Ha? İki defa da, üç defa da belki de bize radarda ceza yazdı. Çünkü önünde gidiyor birisi 10 kilometre süratle. Senin acelen var, daha hızlı gideceksin. Radarda görmüyorsun, kapatıyor önünü. Onu solladığın zaman, sağladığın zaman neyse bir bakıyorsun şap, bu da ışık yanıyor radar, geçtin. Peki. Arkadaş, nüfus artıyor. Sen söylüyorsun ki Girne'ye patladı inşaatlardan diyorsun. Girne'ye şu kadar yatırım geldi diyorsun. E o zaman yeni yollar yapacaksın. Bu yollar içinde parayı veren sana bir tane ana var. Al diyor. Yeter ki getir projeyi. E sen bir proje yapamıyorsan, parası burada hazır elçiliğin kasasında bekleyen konular, yollar için. Bir proje yapıp götüren veya proje var da iki tane istimlak sorunu iki evin çözemiyorsan, Hasan'ın bir oycuyu gidecek, Veli'nin de akrabasıydı, dayıcının çocuğuydu. Yani bu olmaz böyle bir şey. O nedenle bu popülizmden uzak, belki bir süre halkımızı da bir kısmının tepkisine yol açacak belki, ama ondan sonra herkesin iyi ki bunlar olmuştur, olmalıydı diyeceği bir düzen bu ülkeye gelmelidir. İki yıl içerisinde de bu düzen gelebilir. Yasaların ezici bir çoğunluğu, belki hepsi sil baştan temizlenecek. He, sil baştan. Bak biraz önce İngiltere'yi konuştuk. Neden bu kadar insanlarımızın canının hiçbir önemi yok mudur bu ülkeden? Yani İngiltere'yi konuştuk cep telefonuna. E biz de aynı suçtan cep telefonunda mesajlaşırken aşırı bir süratle sürdüğü halde gidip 4 kişi öldüren insana 3 yıl hapislik veriliyorsa bu ülkede ben neyine güveneceğim bu ülkenin? Nasıl yatırım yapacağım? Nasıl gelecek göreceğim? O zaman insanlar der ki ya ne yapalım? Belki öldürmez bizi Rum bu deva. Belki bir şey olmaz diyerek başka tarafta, tehlikeli tarafta umut aramaya başlar. Veya imkan bulursa kaçar. Nereye gidecek? Nereye gidecek? İşte dün akşam gene Esentepe'de bir yığın İngiliz'le karşılaştık. Evet, ilginç bir problem. Nasıl kazıklandığını gördük insanların. Satan müteahhit diyor, ben diyor buraya koydum, depona suyu getireceğim diyor. Belediye başkanı diyor, deposuna akıttıkları sular diyor, insan dışkısı diyor. Yıkanıyorlar bununla, tehlikeli diyor. E ama ne yapalım? Oraya sağaç gitmez, sağaç gitmesi için bu kadar para. E yap, e altyapı yok yapacak. Her taraf tutarsız. Peki sen bu adama, bu yabancılara bu malı satma iznini niye veriyorsun devlet olarak? Niçin sen bu adamlara demiyorsun ki, hayır kardeşim, bir evi satabilmen için, hakkın olabilmesi için, en son ruhsatı alabilmen için şebeke suyu da akacak, elektriği de bağlanacak, yolu da olacak, her şeyi hazır olacak, haberleşmesi de. Olmadığı sürece yasak. Ama ne oluyor? Gene o politikacıların kapısından geçiyor bu müteahhitlerin ezici bir çoğunluğu. Gene akşamları meyhanelerde yiyorlar, içiyorlar, kafaları tokuşturuyorlar. Bir sonraki seçimin şeyi de yapılıyor, hesaplamaları da. Ve veriyorlar bu izinleri. Yani böyle bir rezalet, böyle bir şey yoktur. Artık bizim hepimizin vatandaşlar olarak sabrımız son noktadadır.
Ben gazeteci kimliğimi de şu anda bıraktım. Ben bir vatandaş olarak artık sabrımızın son noktasında olduğumuzu bilmeleri lazım. Ben Lefkoşa'dan Girne'ye giderken hayatımın tehlikede olduğunu düşünerek böyle bir psikolojik ortamda yaşayamam. Hiç kimse yaşayamaz. Ve nitekim ne hale geldiğimizi hiç yürekleri sızlamıyor mu bu arkadaşların? Hiç yürekleri sızlamıyor mu? Sağcısının da solcusunun da. Otursunlar ve düşünsünler, alsınlar ellerine 3 gün önceki Diyalog gazetesini de baksınlar bakalım. 18 bin kişi eğer bir yıl içerisinde sadece devlet hastanesine, sinir ve ruh hastalıkları hastanesine 18 bin kişi, bu sadece başvurdu. Devletin sinir ve ruh hastalıkları hastanesine başvuranlar, özel kliniklere gidenler ki daha fazladır, Rum tarafına gidenler, Türkiye'ye gidenler, başka ülkelere gidenler, nüfusun yarısı psikolojik rahatsızlık çekiyor demektir bu. Ve sadece devletin bu hastanesine giden 18 bin kişinin 4 bin kişisini çocuklar oluşturuyor. Neden? Sağlıksız bir ortamda büyüyorlar da onun için. Onlar da ana babanın konuşmasını duyuyorlar. Sabah evden çıktı gitti, kırmızı ışıkta geçti, vurdu babasının arabasına, onu duyuyor çocuk. Baba bizim araba yok, yarın okula nasıl gidecek diyor. E vurdular babam, niçin? Kırmızı ışıkta geçen adam vurdu. Başka bir şey söylemek gelmiyor şimdi, daha ağır söylemem lazım ama. E peki bunları kim durduracak? Bu trafik polisleri, kontrolları mesela. Her kontrola çıktıklarında görüyoruz ki yüzlerce rapor çıkıyor ortaya. O zaman sıklaştırın bunu. Adam yok. Alın. 145 tane müşavire bir çözüm bulması lazım M135. 50 kişinin çalışması gereken bir kuruma 800 kişi varsa çözüm bulması lazım. Bunun başka çaresi yok. Aktarması lazım kurumdan kuruma. Ve bizim bu cep telefonu kullanımının en büyük yaygın olmasının sebeplerinden biri de nedir biliyor musun? Çok avaracı insan var, boş. Eskiden, çok eski yıllarda köylerdeki insanlar mesela neyle uğraşırdı? Çiftçilik yapardı, hayvancılık. O zaman cep telefonu olsa da vakti olmayacaktı baksın. Çünkü gider inek sağarken nasıl cep telefonuna bakacak? Yani sağma bittikten sonra bakabileceğiydi. Şimdi hastanedeki kadın gibi maske çıkınca bakıyordu ama maske olduğu sürece bakamaz. Tarla sürerken bakamazdı. Şimdi nüfusun yarısı neredeyse emekli. Sen çalışacaksın, ben çalışacağım. Toplayacak benden, götürecek ve dağıtacak maaşları. Ne yapacak şimdi? 40 yaşında, 45 yaşında adamı sen emekli çıkardın. 50 yaşında adamı emekli çıkardın. Ne yapacak bu adam bütün gün? Sabah uyanır, hanım ne kahvaltı yapıyor? Kavur yumurta yiyelim. Yumurta biter, el ağzı yıkanır, cep telefonu, Facebook. O onu layıklar, ötekini layıklar. Teknolojiye ayak uyduruyorlar. Ayak uyduruyorlar. 50'li yaşlardan sonra. Ondan sonra sıra geliyor öyle. Ne yiyeceği öğlen? Kaynat makarna bulli. Hadi. O biter, gene Facebook'lar başlar. Akşam saati gelir. Ne yiyecek? E akşama da priz olabilir. E ondan sonra ne para yeter? Ne sağlık dayanır buna? Ve bu şekilde de bu cep telefonu kullanımı gibi özellikle Facebook meseleleri patlar bu ülkede. Evet. Birkaç yorumu aktaralım. Abi iyi yayınlar. Dün İçişleri Bakanlığı'na gittim. Oradaki müracaattakiler insanları iyi karşılamıyor diyeyim. Onu değiştireyim cümleyi. 4 kişi cezaya düşmüş ödeyip Türkiye'ye gidecek. Hastamız var diyor. Memur sıranı bekle diyor. Tamam bekliyor da siz 15 dakikada bir kişi alıyorsunuz diyor. Memur kendisini azarlıyor. Bir baş yok. Kontrol eden yok. Sıra bekliyorum, takip ediyorum. Her odaya bir kravatlı koltuğu altında bir dosya, arkasında bir adam, bu kadar torpil olmaz. İşimizi yapmadan dönmek zorunda kaldık. Bunları da lütfen konuşabilir misiniz diyor izleyicimiz. İkinci Hristos'un bir açıklaması var. Bugün yine Rum basında yansıyan. Bu kez Türkçe söylemiş bir toplantıda. Türkçe söyleyeyim size bu defa dedi, çözüm yoktur demiş Hristos, bunu yorumlar mısınız diyor bir izleyicimiz. Keşke 1974 sonrası hiç yaşanmasaydı, gelen gideni arattığı bu cümleyi söyleyebileceğimi hiç düşünmüyordum ama maalesef öyle, bizi burada bitirdiler, sıfırladılar. Bir başka yorum, evet, biri iç konusu aslında, ikisi de iç konuyla alakalı. Şimdi iç konu.
Kesinlikle katılırım. Sen biraz önce 3,5 milyar vatandaşlıklardan sağladığını söyledin Aytu, Rum tarafının. Adamlar bak, niye Avrupa Birliği'ne girdi? Bunu 3-4 programda ancak konuşabiliriz. Ama ana sebep, birinci sebep, Kıbrıs konusunda avantajlı olmak içindi ve Türkiye'yi sıkıştırma için. Türkiye'de AB sürecinde müzakere süreci bekliyor. İşte da belki alırlar kendisini bir gün diye. Türkiye'yi sıkıştırmak için ve Kıbrıs konusunda avantajlı olmak için. Ama ekonomik olarak da bu işte ne kadar yaralandığını bundan anlıyoruz. Vatandaşlık veriyor. AB vatandaşı oluyor adam. Büyük paralar var gidecek yer arayan dünyada. Rusya'da. Zengin Ruslar, Rus mafyası. Nereye gidecek? Parayı bir şekilde daha emniyetli yere çıkarması lazım. Bir de ticaret yapacaksa Avrupa'ya serbest gidip gelmesi lazım. Buldular kapıyı, geliyorlar Rum tarafına, yapıyorlar. Çinliler buldular kapıyı, geliyorlar Rum tarafına. Araplar Mısır'dan, Ürdün'den, Lübnan'dan, Kuveyt'ten geliyorlar. Bunların karşısında bizim Türkiye ile birlikte geliştirmemiz gereken stratejiler olmalıydı. Neydi bu? Şimdi bir Arap Kuveytli bir vatandaş düşünelim veya İranlı bir vatandaş düşünelim. Türkiye'de terör olduğu için şimdi Türkiye'de gitmekten korkuyorlar. Ama burada çok emniyetli bir Kuzey Kıbrıs var. Bu insanlar buraya turist olarak bir de teşvik edilseler gelmeleri, burasının çok farklı bir ülke olabileceğini düşünebiliriz. Bunun için ne yapmak lazım? Ulaşım lazım. Ulaşım olanaklarını geliştirmek lazım. Türkiye ile bu protokol görüşmeni yaparken Türkiye'ye açık açık şunu söylemeleri lazım. Demeleri lazım ki biz sizden paradan çok şunu 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 istiyoruz. Ve bir de artık Türkiye'de Avrupa Birliği'ne üye olamayacağını artık öğrenmiştir şimdi. Müzakere süreci dondurulmuştur. Onun için Avrupa Birliği bana bunu dedi. Da benim Avrupa Birliği'yle gümrük birliği anlaşmam var da ben Kuzey Kıbrıs'a gümrüksüz sıfır gümrük mal satamam. Bunu bırakmaları lazım. Davul zurna çalarak ilan etmelerine de gerek yok. Türkiye'den ne gelirse buraya sıfır gümrük başlaması lazım bir daha. Sıfır. Aynı fiyatlar. Türkiye'de neyse ben de almam lazım. Burayı ucuzlatmam lazım. İki, buranın iyi bir hizmet sektörüne ihtiyacı var. Başta kim? Kamuda. Vatandaş gelecek sana diyecek ki benim şu 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 sorunum var. Sıranı bekleyeceğim. E ama bak sana diyor ki sen 15 dakikada bir kişi alıyorsun. Çünkü bakıyorsun saata, kafana koymuşsun. Sen bir günde 4 kişi 6 kişiden bitireceksin bu işi ve gideceksin. Olmaz. Ben sana bu maaşı ödüyorsam seni de denetleyeceğim. Ama kim denetleyecek? Bakan bakalım nerede? Müsteşar bakalım nerede? Müdür bakalım nerede? Yok. E ara bakalım müsteşarları konuşabilirsen. Ara. Toplantıda. Her aradığında siz arıyorsunuz işte bazı meselede. Ne derler? Toplantıdadır. Hadi ya. E bitmez mi bu toplantı? Dün bir tanesini 6,5 saat sürmüş. Ya sen karşında maskara mı var zannediyorsun? Kimi kandırıyorsun sen? 6,5 saat. Neyin toplantısı? Yalan. Yalan. Peki cezası nerede bunun? Kim uygulayacak bunu? Mümkün değil. O nedenle yani bu artık bu sürdürülemez bir duruma geldi. İnsanlarımızın isyanını lütfen duysunlar. Ve hatta çok erken bir zamanda hiç gecikmeden yeniden toparlanma sürecini başlatsınlar. Bunun başka bir çaresi, başka bir izahatı yoktur. Umut şu anki siyasi sistemde umut yoktur. Ne yasa değiştirecek durumları var ne güçleri var. Girne değirmenlik yolundaki ölümlü kazadan sonra yapması gerekeni yapmayan Sayın Bakan hala daha bugün oldu bu programlarda onlarca kez söyledim ben. Kendisini davet ediyorum. Şimdi çıksın gelsin benim çok işim var. Onlar rahattır ama bırakacağım işimi. Bir Girne'ye kadar gidip gelelim beraber. O orta refüjlerdeki çam ağaçları ve birçoğu artık yolların içine devrilmeye başladı. Öldürecek insanları. Ya orta refüjde çam ağacı olmaz. Bunu ağaçları budamak, ağaçları kesmek gibi bir basit görevciyi bile yerine getirmiyor bu arkadaşlar. Ne işiniz var orada? Ben sorarım size o zaman. Ne bekliyorsun arkadaş sen orada? Sana cep telefonu söylüyor, bakacak, araştıracak ama şu anda
aklıma gelen budur diyeceksin. Nüfus meselesi. Ama kimi kandırıyorsun sen? Karşında çocuk yok. Bak İngilizlere, yine onları söyleyeceğim. Nasıl terlettiler belediye başkanını? Adamlar hakkını arıyor çünkü. Sen biz burada bizim gariban halkımız hakkını arayamıyorsa, sözünü geçirecek adam bulamıyorsa, yazık günahtı. Yani bu ülke bu kadar Rumlar para sağlıyor, yabancı getiriyor. Biz Türkiye'den bile buraya, bak Türkiye'den şu anda gidecek yer arayan çok insan var. Varlıklı ve kaliteli iyi insanlar. Emekli, doktor, profesör, efendime söyleyeyim iş adamı. Bu insanların bu ülkeye gelip yaşaması bize ne kaybettirir ve ne kazandırır? Sermayelerin birikmiş paralarıyla buraya gelse bizi ihya ederler. Var mı böyle bir politikası devletin burada şartlı vatandaşlık verme? Üstelik sen tanınan bir ülke değilsin. Senin kakadece pasaportun altında ne yapacak bu adam? Ne Londra'ya girebilir ne Paris'e girebilir. Maksat daha iyi bir yerde. Eğer sen ona daha iyi bir düzen sağlarsan orada yaşasın. Ama dediğim gibi bu sorunlarla kimse buraya gelmez. Yani bu telefon sorunu, elektrik sorunu, bu kadar pahalı elektrik üreten bir yere gelmez. Bunun için köklü bir değişime ihtiyacı var ülkemizin. Bu artık kaçınılmaz. Yani biz şu anda bunu yapalım da bakalım diğer ne diyecek noktada değiliz artık. Sabah uyandığında bu insanlar duyacak ki artık bu ülkede bu böyle olacak, bu böyle olacak, bu böyle olacak. Bilecek ki adam cep telefonunda giderken mesajlaşırsa da gider gaza yaparsa bilecek. 30 yıl, 40 yıl hapis yatacağını bilecek. Dayı amca yoktur. Bu olmayacak. Dayı amca. Bilecek ki arabada giderken bagajı açtığımda satır bulursam, döner bıçağı bulursam arabada güneş yüzü görmeyecek. Bilecek bunu. Singapur nasıl Singapur oldu? Singapur neden bu kadar turist çekiyor? Singapur'da neden hiç hırsızlık yoktur? Bunları araştırmak zor değildir. Bu kadar akademisyenimiz var, övünüyoruz. Bilmem kaç yüz tane profesör, kaç yüz tane doçent, kaç yüz tane asistan profesör, asistan doçent. Da bunları araştıran insan yok mudur? Yol göstersin bu siyasilerimize. Evet, genç bir arkadaşımızdan avaracı olup telefonlara dalmamızın en büyük sebebi eğlence gibi alanlarımızın olmamasıdır. Ben bir lunapark projesi ürettim. Sunmadığım bakanlık kalmadı ve bu sırada gördüm ki siyasilerimizde bizim gibi çalışan aybaşı olmasını bekliyorlar. Maaşı alsınlar da devam etsinler. Bu ülkeyi yönetenler pek istemiyor gelişmesini. Onlar da bizim gibi maaşlı çalışan ülke yönettiklerinin farkında değiller sanırım diyor. Bir yorum daha var. Acıyorum dediniz ya yatırımcılar. Niye acıyorsunuz ki? Dünya kadar teşvikleri var ama kimileri insanları kazıklıyor, hatta zehirliyor. Acınacak halde olan ülkedir. Evet, ben tüm yorumları aktarmış olayım böylece. Yatırım yapanlara teşvik veriliyor. Bunun da aslında halkın anlaması için çıkıp Sayın Başbakan bakanlarıyla birlikte bir basın toplantısı yapmıştı. Aynısını tekrarlayıp benim ağzımdan veyahut da başka birinin ağzından duymak değil, onların ağzından duymasından. Bu teşvik dedikleri nedir? Torbalarla para doldurup da alın bu parayı mı diyorlar bu adamlara? Yoksa bu ülkeye yaptığı yatırım yaparken ihtiyacı olan inşaat malzemelerini getirmesi bulamadıklarını için mi yapılıyor? Getirmesi halinde buradan kaça alacağı. Biz burada bütün kuruluşlar yaşıyor bunu. Birbirimizi aldatmayalım. Niye gidip bagajları Rum tarafından doldurup IKEA'dan getiriyor insanlar sandalyeyi bile? Bunu araştırsınlar. Çünkü burada bizim ithalatçımız Türkiye'den getirdiği mala bile bizim oldu. 18 kuruş bu kalem, bize maliyeti 50 kuruş. 18 kuruş Türkiye'den aldığımız bir kalem buraya 50 kuruşa mal oluyor. Neden? Gümrük var, istopaj var, bilmem indirme kaldırma var, hammaliye var, navlum var. Onun kadevesi var, kadevenin kadevesi var. Ondan sonra 18 kuruş oluyor 50 kuruş. Vazgeçtim. En kolay yol nedir? Eğer burada da 1 liraysa 2 liraysa gider 50 kuruşla güneyden alır gelirim. Borum cebime gelirim. Bugün bu durum var. Ama yatırıma teşvik vermeden hangi yatırımcı? Niçin gelsin sonra bu ülkeye? Niçin gelsin? Her ülkede zaten yatırımcıya teşvik. Bu atsınlar baksınlar yani... Makedonya falan yayınlarız biz televizyonda görmeleri için insanların ne büyük teşvikleri vardı. Yatırımcılar için. Şimdi
Hırvatistan, Bosna Hersek, buralarda Malta ne büyük yatırımcılara ne büyük kolaylıklar vardır. Herkes isteyen inceleyebilir. Mesele o değildir. Mesele yatırım olmazsa nasıl kalkınacağız? Nasıl istihdam sağlanacak? Nasıl ürettiklerimizi satacağız? Birkaç tane vereyim mi? Kıpet'e sorsunlar. Kırmızı gile sorsunlar. Kaç kilo et satarlar otellere? Ve bunlar olmasa ne olur durumları sebze, bu ülkenin ve hayvancıların? Sorsunlar sebze meyve toptancılarına sorsunlar. Yatırım olmasa bu ülkenin hali tam dumandı. Yatırım olmasa. O nedenle yatırımları tam tersi teşvik etmesi lazım. Ama usulsüz olarak demiyorum. Sana 4 kat izin verdirmezsen 8 kat çık. Hayır, öyle bir şey tabii ki kimse desteklemez. Ama doğru dürüst yatırımların desteklemesi lazım. Bak Mısır'dan birçok yatırımcı geliyor. Mesela bugün Larnaka'ya ikinci yat limanı yapıyor. Neden? Neden ikinci yat limanı yapıyor? Neden Mısırlı'ya? Ve üstelik bu yat limanının çevresinde muhteşem 5 yıldızlı bir otel yapılıyor. 56 tane villa yapılıyor. 1500 civarında apartman dairesi yapılıyor. Ve bu projeler üzerinde daha proje çıkıyor. Daha temel kazmadan satıyorlar bunları. Yatırımcı da tabii ki kendi kendini düşünecek. O kadar 5,5 milyar euro getirecek bu ülkeye. Kazanacak tabii. Kazanmak için gelecek. Bu zaten kazan denilen şey. Ama bu ülkede tabii kendi de kazanacak. Şu anda bir yat limanı yetersiz kaldığını görüyor. Ne yapıyor oraya? Yunanistan da böyleydi. Gittik gördük. Her tarafta binlerce yat limanında binlerce Avrupalılara ait, Almanlara, başka ülkede vatandaşlarına ait yatlar vardı. Neden? Fiyatlar ucuz. Bir de Akdeniz gelip geziyor, oradan alıyor yatını, çıkıp geziyor. Bizim burada da Girne yat limanı, antik limanın haline bakalım. Yine biraz önce konuştuğumuz aynı bakanımızı ve bir iki tane daha bakanı ilgilendiriyor oralarda. Ne oldu Aralık ayında? Varsa o görüntüler, arkadaşlarımız geçen hafta gitti daha oraya. Gösterelim. Bu çok önemli. Bir rüzgar, bir fırtına esti bir gün. 22 veya 24 Aralık günü. Şimdi 25 Ocak'tayız. Bir ay geçti üstünden. İki tane elektrik direği devrildi. O direkleri bile kaldırılmadı. Çukurlar oluştu. O çukurlar kapatılmadı. Rüzgardan, fırtınadan çöpler yağdı teknelerin bulunduğu bölüme, denizin içerisine temizlenmedi. Nedir bu? Bu ilgisizlik ne? Nasıl bu ülke düzelecek? Yani bu kabul edilebilir değil. Ama sorarsanız belediye size der ki yetki bende değil, Turizm Bakanlığındadır. Turizm Bakanlığı'na sorarsanız evet yetki bendeler de projeyi verdim de bilmem nerede kaldı da o gidiyordu, Hasan durdurdu, Hüseyin'e geldi, Sayıştay bilmem ne yaptı, bilmem ne oldu. Ama belediye de şurasından sorumludur. Bayındırlık da burasından sorumludur. Yani tamamen dediğim gibi. Bir şeyi çözmek istemedikten sonra birbirine üstüne top atmalar üstümüze yoktur bu konularda. Aynı şekilde karmaşık bir sistem yaratırsınız. O sistem sayesinde kimse sorumlu birini bulmaz. Yani bu şeyin durumunun benzeri Lefkoşa Sanayi Bölgesi'dir örneğin. O ona atar, o ona atar ama hiçbir bir arpa boyu yol gidemeyiz. İşte limanın durumu zaten bilen biliyor. Aynı şekilde devam ediyor. Peki kim maalesef yapacak bize bunları? Toparlayalım hemen. Yani eğer çözüm oldu da Girne'yi de bize Rum bıraktı. Belki bir iki yılına taki mahkemelerde mülkiyet meseleleri çözülsün. 3 yıl falan. Daha biz oralardayız. Belki gelecek daha yanına gitemeyecek benim yönettiğim bölgenin limanını. Yoksa çukurları o mu kapatacak bana? Kim kapatacak? Gene biz yapacağız. Gene bizim sorumluluğumuz altında. O zaman şimdi niçin yapmıyoruz? Ve inanılmaz bir para bolluğu var. Yani ben vatandaşın cebindeki parayı söylemiyorum. Fakir insan daha da fakirleşti döviz artışından. Ben devleti söylüyorum, devleti. Devlette inanılmaz bir para bolluğu var. Ne istiyorsa veriyor Türkiye. Ne istiyorsa veriyor. Nasıl? Nasıl olacak? Ayrıca bu devlet laboratuvarı yandı şu.
Bu konuya hiç değinmedik ama geçemeyiz bunu. Evet, bir iki dakika. Bir iki dakika da ona değinelim. Biz devlet olduk. Bugün başladı bu arada şeyler. Evet. Devlet olduk biz, değil mi? Peki. Tahlili. Cumhurbaşkanı istedik. Başbakan istedik. Meclis başkanı istedik. 30 milletvekili 50'ye çıkardık. Müsteşar istedik. Her bakan gelip gittiğinde müsteşarını getirecek dedik. Kalem müdürü getirecek. Kalem müdürü neyin senin? Ne demektir kalem müdürü? Çanta taşıyan makam sahibi, yüksek maaşta, partiliyi memnun etme. Ne dedik? Bir müsteşar etmez dedik. Bazı bakanlıklara iki müsteşar. Başbakanlık başta. Efendim görevden alınan müsteşar ne olacak? Haksızlık yapmayalım. Maaşını geri götüremeyik. O zaman evinde yatsın uyusun, ben ona vereyim 7 milyon 8 milyon 7 bin 8 bin ayda. Müşavir. Böyle bir dünyada benzeri görmemiş batak bir sistem yarattık kendi kendimize. Her şeyi de altımıza aldık. Bak nasıl gittik, Rum nasıl güldü bize. Rum nasıl güldü. Güzelmesin bana ne Sayın Cumhurbaşkanı, ne Başbakan, ne bakanlar. Beni kişilerle hiçbir hesabım yok. Ama üzücü değil mi diye yaptıkları. Bir uçağın yarısını doldurdu Cumhurbaşkanı gitti. Ödedileri 70 kusur bin dolar. Başbakan 3 gün geç gitti. 8-10 kişi kürürüm onunla gitti. Başbakan yardımcısı İzmir'den oraya çıktık açık alınla gitti. 100 tane adam bizim orada ve bir araya gelememişler. Bak ama ülkemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı bir araya gelememiş. Rumlar da öteki tarafta seni nasıl Yunanistan'la birlikte emrini alacak, nasıl taleplerini gerçekleştirecek, onun kumpaslarını kuruyor. Sen de bu tarafta, o makam mı bana gelirdi, bu makam mı ona gelirdi? O mu beni çağırırdı, bu mu beni çağırırdı? Ne hakkınız var siz? Kimin parasıyla bunlar ya? Ne münasebe? Ne münasebe? Ve öte taraftan da devlet olduk madem bunları yapıyorsunuz. Laboratuvar yanıyor. O atıkları, kimyasal atıkları nasıl atacağımızı bilen bir kişi yokmuş memlekette. Gittiler Rum tarafından yardım istedi. Zannettiler ki şapur şupur Rum öpecek bizi. Gene Türkiye'ye. Hoş geldin be Mustafa, ayıp ettin be Mustafa, emrinedir diyecek zannettiler. Ne dedi Rum Sağlık Bakanı kendilerine? Hadi işinize. Benden medet ummayın. Ne oldu bu da araştırdı. Ankara'dan buldular, Gazi Üniversitesi'nden bir heyet getirdiler, kaldırıldı. Bu kadar uzun zaman geçti. Zaten tek tük yapılıyor. Zepse meyve talilleri hiç yapılamadı. Bas seyri sür piyasa, bas seyri sür piyasa. Ondan sonra kanser patladı, hepimizin evinde var. Var abi arkadaş, zehirdir hep dediklerimiz. Bir ay hiç olmadı bugüne kadar. Olduğu zaman da zaten dediğim gibi ara sıra yapılıyor. Şimdi bir ay hiç yok. Bunu gören adam ne yapacak? Ne yapacak? Ne edecek? Evet. Zaten üretici bilinçsiz. Tarım Bakanı'nda oturur makamında. Da çiftçiler gitmiş de teslim almış kendi reyinde. İçin kahveleri, çayları. Ben de reyinim burada. Arayın Maliye Bakanı. Bak reyin aldınız beni. Verir miydi, vermez miydi bu parayı? Ya bu, yemin ederek söylerim sana, Aziz Nesin yaşamalıydı şimdi. Kıbrıs için yaşamalıydı. Kaç tane kitap yazardı. Evet, peki. Böyle bitirelim o zaman Sayın Akar. Evet, bugünlük bu kadar. Hemen programı bitirmemiz gerekiyor. İç konuları yoğun olarak konuştuğumuz bir program oldu. Yarın yine her zaman olduğu gibi ülke gündeminden çıkan konuları tartışıp konuşmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler.